Diyoruz ki 10 erkek 15 kız öğrencinin katıldığı matematik sınavında erkek öğrencinin puanlamanın ortalaması 83. 83 eşittir 10 erkek puan toplamı. O zaman erkeklerin puanlarının toplamı 830. Güzel. Diyorum ki kız öğrencinin puanlarının ortalaması 75. 75 eşittir dedim. Puan toplamını neye böleceğim? Kız sayısına. Kaç kız var? 15. O zaman hemen içler dışlar çarpımı yaparsam 1125 kızların puanlarının toplamı. Güzel. Ne diyor? Tüm öğrencilerin puan ortalaması. Tüm öğrencinin puan ortalaması için tüm öğrencinin puanlarını toplamalıyım. Erkekler 830 artı kızlar 1125 bölü kaç kız erkek var? 10 artı kaç kız var? 15. Ve dolayısıyla bu işlemin sonucu bana ne yapacaktır? Tüm öğrencilerin puanlarının ortalamasını verecektir. 830'a 1125'i eklersem 1955 bölü 25 dedim. Dedim ki bunları sadeleştirelim 5'e. 5'e bölelim, 5'e bölelim. 5'e böldüm. 3 kere 5, 15. 45'ten 9 ve 1. Aşağıya da 5'e böldüm. 391 bölü 5. Tüm öğrencilerin neyi olacaktır? Puan ortalamasıdır. Ne yaptım? Erkekleri buldum. Ne yaptım? Kızları buldum. Toplamı sorduğuna göre toplayıp oranladım. Ve 391 bölü 5 sonucuna ne yaptık? Ulaşmış olduk. Yani bu tür sorularda ne yapıyormuşuz? Ortalama toplam kişi sayısı. Ortalama toplam kişi sayısı. Birleştir derse birleştiriyorum. Çıkart derse ne yapacaktım? 1125'ten 830'u çıkartarak işlem yapacaktık. Aritmetik ortalama dediğimiz şekil bu. Demek ki bu tür sorular bizim için önemli. Lütfen bunların üstüne ne yapalım? Düşelim. Şimdi bir diğer ortalama çeşidi olan neyi göreceğiz? Geometrik ortalamayı. O zaman geometrik ortalamada da geometrik ortalamada şunu diyeceğiz. Geometrik ortalama eşittir diyeceğiz. Kök içinde. Tabii kök derecesi sayı adedi. Kök içi de sayıların neyi? Çarpımı. Olmak şartıyla ne yapıyormuşuz? Geometrik ortalamayı bulabilirmişiz. Yani dedim ki A, B ve C sayılarının geometrik ortalaması. Dedim ki kaç tane sayı adedi var? 3. O zaman 3. dereceden dedim kök içinde. Sayılar A, B ve C. O zaman 3. dereceden kök içinde A çarpı B çarpı C bizim neyimiz olacaktır? Geometrik ortalamamız olacaktır. Gelin hemen bir örnekle bunu pekiştirelim. Diyor ki sayılarının geometrik ortalaması. O zaman dedim ki geometrik ortalama eşittir. Kaç sayı var? 2. Kök derecesine ne yazacağım? 2. Yazmama gerek var mı 2 iken? Yok. Ama olsun gene yazalım. Ne yapıyorum? Sayıları çarpıyorum. Kök 5 eksi kök 2 çarpı kök 5 artı kök 2. Güzel. Köklü sayılardan hatırla. Eşlenikle çarpma dediğimiz bir mevzu vardı. Aynı ifadenin eksilisi artılısı çarpım durumundaysa artılıyı ne yapıyorduk? Atıyorduk. Eksildeki her bir terimin karesini alıyorduk. 5 eksi kök 2'nin karesine 2. Tabii ki kök içinde. Niye? Dışarıda kök var. Kökten ne yapıyorum? 5'ten 2'yi çıkartırsam 3 diyorum. Yani bu sayıların geometrik ortalaması neye eşitmiş? 3'e eşittir diyoruz. Demek ki bu tür sorulardaki temel nokta bu. Burayı ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Geometrik ortalama bu şekilde ne yapılır? Hesaplanır. Peki gelin o zaman bir diğer ortalama çeşidimiz olan neye bakalım? Harmonik ortalamaya. Şimdi biz harmonik ortalamayı 2 ve 3 sayı için yeterli diyeceğiz. Biz 2 ve 3 sayı için harmonik ortalamayı öğrenin yeterli. Bakın diyorum ki A ve B sayılarının
harmonik ortalaması. Kaç tane sayı var? 2. Bölü diyorum. 1 bölü birinci sayı. Artı 1 bölü ikinci sayı diyorum. Dolayısıyla sayı adedi yukarıya, sayılarda 1 bölü biçiminde aşağıya yazılırsa harmonik ortalama bulunur. Güzel. Şimdi ben burayı düzenlersem eğer şunu elde ederim. 2 çarpı A çarpı B bölü A artı B. Yani iki sayının harmonik ortalaması ister böyle ister böyle ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Ancak ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Muhtemelen hatırlamayacaksın ama olsun, ben gene de söyleyeyim. Diyorum ki ortalama hız sorulduğunda hız problemlerinde neyi kullanacaksın? İki sayının harmonik ortalamasını. Tabi unutacaksın, orada ben sana bir daha hatırlayacağım. Böyle demiş miydik, dememiş miydik diyeceğim. Sen de diyeceksin ki ha demişiz. Ortalama hız nasıl bulunurmuş? İki sayının harmonik ortalamasıyla, özel soru tiplerinden bir tanesi için. Peki gelin A, B ve C sayılarının harmonik ortalamasını bulalım. Sayı adedi 3 bölü 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C biçiminde. Yani biz buraya diyoruz ki yukarıya kaç tane sayı var? Bölü diyoruz. Hangi sayılar? 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C, 1 bölü D, 1 bölü E, 1 bölü F biçiminde. Kaç tane sayı varsa 1 bölü biçiminde aşağıya yazarsan harmonik ortalamayı ne yapmışsındır? Genellemiş olursun. Bu tür sorularda genel olarak 2 ve 3 sayının harmonik ortalaması bizim için yeterli olacaktır. Peki gelin o zaman harmonik ortalamayla ilgili örneğimize çözelim. Diyor ki 12, 20 ve 30 sayılarının harmonik ortalaması kaçtır? Dedim ki harmonik ortalama. Kaç sayı var? 3. Yazdım. 1 bölü 12. 1 bölü 20. 1 bölü 30 dedim. Bunlar kaçta birleşir? 60'ta. 5 ile çarptım. 3 ile çarptım. 2 ile çarptım. O zaman eşittir dedim. 3 bölü dedim. 5 bölü 60. Artı 3 bölü 60. Artı 2 bölü 60. Düzenliyorum hemen. 3 bölü diyorum. 10 bölü 60. Birinci aynen kalır. İkinci ters çevirir çarpılır. 3 çarpı 60 bölü 10 değil mi? Hemen sıfırları attım. Ne kaldı faydada? 1. 3 ile 6'yı çarptım. 18'dir dedim. Bu sayıların neyi? Harmonik ortalaması. Dolayısıyla harmonik ortalamayla beraber ortalama çeşitlerini ve oran orantı konusunu böylece ne yapmış olduk? Noktalamış olduk.